Merhaba sevgili silah severler. Bugün sizlerle poligon tabanca atıcılığı ile ilgili bazı temel bilgileri paylaşmak istiyorum. Bugünkü konumuz poligonda tabanca hedef atıcılığı. Öncelikle ilk prensip olarak emniyet kurallarını unutmamamız gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü yola çıkan mermiyi geri döndürecek hiçbir kuvvet yoktur. Silahta en önemli şey emniyet. Silahların da emniyetleri sizsiniz. Gördüğünüz gibi silah boş. Şarjör boş. Burada gördüğünüz mermi, dummy tabir ettiğimiz tetik düşürmeye yarayan mermi. Biraz sonra kullanacağımız için burada ama gördüğünüz gibi hakiki mermi değildir. Gözlük, atış gözlüğü ve atış kulaklığı bir hedef atıcılığının olmazsa olmaz ögeleri. İyi bir poligon atıcısı olabilmek için gerekli olan birkaç temel öge var. Bunlardan birincisi duruş. Atıcılıkta en önemli şey doğal olmak. Eğer duruşumuz doğal olmazsa, atış sonrasındaki darbe bizi vücudun doğal pozisyonuna sürüklemek isteyeceği için atışımız bozulabilir. Bunun için atışta duruş, ayakların normal pozisyonu, omuzların yer iz düşümünde olacak bir şekilde, eğer sağ elimizi kullanıyorsak ki bugün sağ elini kullanan atıcılar için bahsedeceğim konuyu, sağ elimizi kullanıyorsak sağ ayak çok hafif geride, ayaklar çok az birbirinden aralık, dizler çok hafif darbeyi alacak şekilde kırık, belden yukarısı torso hissedilir hissedilmez ön tarafa eğik, baş dik durumda. Bu vaziyette atıcı silahtan gelen darbeyi en iyi mas etme, amortisör görevini görme imkanına sahiptir. Aşırılığa hiçbir zaman için kaçmamak lazım. Daima vücudun doğal pozisyonunu tutmak lazım duruşta. Hedefimiz neredeyse göğsümüz hedefimizi göstermeli. Yani silahı çektiğimiz zaman gözlerimiz kapalı dahi olsa silah hedefi göstermeli. Hedefi bulmak için herhangi bir çaba sarf etmemeliyiz. Bir açısal çaba sarf etmemeliyiz. Dolayısıyla hedefi bulamıyorsak duruşumuzu düzelterek hedefe doğrulmamız lazım. Dolayısıyla bu duruş atıcılığın çok fazla dikkat edilmeyen ama vuruşta hassasiyette çok çok önemli olan hususlarından bir tanesi. İkincisi tutuş. Silahımız boş gördüğünüz gibi. Atım yatağı boş. Şarjör yok. Yine de emniyetli bir doğrultuya doğru tetik düşürüyorum. Silahın boş olduğundan eminim. Silahın tutuşu baş parmak ve işaret parmağı arasındaki V'nin içine girecek. Tetik parmağı daima ve daima tetik disiplini olarak tetik korkuluğunun içinde değil dışında. Hedefi gösterir bir pozisyonda. Yani parmakla hedefi işaret ediyormuşuz gibi bir pozisyonda olmalı. Silahın kabzası atıcının eline uygun olmalı. Ben küçük elli bir atıcıyım. Onun için bu silahı çok seviyorum. Çift sıra şarjörlü olmasına rağmen parmaklarım rahatlıkla birbirine ulaşıyor ve sağlıklı bir kavramaya sahip olabiliyorum. Sağ elin görevi silahı sıkmak, titremesine mani olmak değildir. Sağ elin görevi silahı hedefe doğru doğrultmaktır. Silahı dengeleyecek olan sol eldir. Parmakların pozisyonu atıcının el yapısına, ergonomisine uygun olarak değişebilir. Benim elim buna uygun ve alışkanlığım bu. İlla ki böyle olacak diye bir kural yok. Sizin vücut yapınıza, el yapınıza uygun olan en rahat duruş tarzı, tutuş tarzını seçebilirsiniz. Tutuşta silah hiçbir zaman sıkılmamalı. Bir kuşmuş gibi elinizin içindeki, çok sıkarsanız ölecek, çok gevşek bırakacaksanız kaçacak şekilde tutulmalı. Aksi takdirde sağa sola kaçmalara sebep olabilir atışımızda. Tutuş konusunu da gördük. Ondan sonra arpacık kontrolü konusuna değinmek istiyorum. Arpacık kontrolü mu, tetik kontrolü mu daha önce olmalı diye bir randuratladım. Tabii ki arpacık kontrolü.
gerekli olur. Çünkü arpacığı kontrol etmeden tetiğe gidemeyiz. Arpacık, silah boş. Gezli arpacık birbirinin tam ortasında olacak. Üst çizgileri, üst noktaları bir çizgide olacak. Her ikisinin yanından eşit ışık gelecek şekilde olmalı. Dolayısıyla silahın gezini arpacığını doğrulttuğumuz hedeften bize ışık gelmeli. Onun için yarışma atıcıları silahlarını ayarlarken siyah olan hedefe değil, siyah olan hedefin altındaki beyaz noktaya ayarlarlar. Bu da bize neyi veriyor? Her silahın, her merminin vuruş noktası değişik olabilir. Onun için atmadan önce, atış yapmadan önce silahınızın usta bir ellerden denenerek, eğer usta değilseniz tabii tenzih ediyorum sizi, usta bir elde denenerek merminin nereye vuracağını, o şartlarda, o basınç, o ısı, o rüzgar, o ışık şartlarında, o mesafede merminin nereye vuracağını bilmeniz lazım. Yoksa ben alt vuruyorum, ben üst vuruyorum diye üzülmeyin, o silahın ve merminin özelliklerinden doğabilir. Dolayısıyla arpacık ve gez kontrolü çok çok önemli. Bizim odaklanacağımız nokta silahın arpacığıdır. Çünkü insan gözü bir anda sadece bir noktaya odaklanır. Bu odaklanacağı nokta gez de olabilir, arpacık da olabilir, hedef de olabilir. Hedef atıcılığında silah boş. Hedef atıcılığında silahı doğrulttuğumuz zaman silah boş. Önce hedefin neresindeyiz? Ondan sonra arpacığı görmemiz lazım. Bütün odak noktamız arpacık olmalı. Tabii bu arpacığa hangi gözle baktığınızda da çok önemli. Bir atıcının atıştan önce dominant gözünü seçmesi, karar vermesi lazım. Yani sabit bir noktaya şöyle bir eğitten bakıp da gözünüze getirdiğinizde hangi gözünüze geliyorsa o sabit nokta, dominant gözünüz odur. Bazılarının soldur, bazılarının sağdır. Sol gözle sağ el silah atmak yanlış neticelere sebep olabilir. Bugünün konusu değil. Ama çok çok önemli bir nokta. Dominant el ve dominant gözün seçilmesi. Dolayısıyla arpacığımızı çok net bir şekilde görmemiz lazım. Silahın arpacığı bize çok net bir resim vermesi lazım. Arkada hedef flu olabilir. Ben 10 metreyi bile göremiyorum. Ama eğer atıştan sonra çıkış noktasını tarif edebilirseniz bu problemleri engelleyebilirsiniz ki biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Evet, silahımızı aldık, hedefledik. Önce duruş kontrolü. Burada çok önemli bir şey var. Nefes kontrolü. Tetiğe gitmeden önce nefesimizi kontrol etmemiz lazım. İnsan hücreleri oksijenle yaşar. Oksijenle çalışır. Oksijene de hücrelere götüren kandır. Dolayısıyla atışta hücrelerimizin yeterli besine sahip olabilmesi için ciğerlerimizin oksijenle dolu olması lazım. Ancak her nefes veriş alışta göğüs kafesi şişer ve daralır. Şişer ve daralır. Bunu tabi abartarak söylüyorum. Şişer ve daralır. Şişer ve daralır. Bu kadar olmasa dahi milimetrik farklar, yani silahın namlusunun açısal olarak 1 milimetre inip kalkması, 25 metre bir hedefte 15 santim civarında bir düşmeye ve kalkmaya sebep olabilir. Dolayısıyla atış yaparken nefesimizi kontrol etmemiz lazım. Bir iki rahat, atıcılıkta rahatlık, doğallık çok çok önemli. Abartıya kaçmadan. Bir iki rahat nefes aldıktan sonra nefesimizin 3'te 2'sini vererek tetiği kontrol etmeye başlarız. 3'te 2'sini verip nefesimizi tutarak tetiği kontrol etmeye başlarız. Tetiğin kontrolü 3 ile 5 saniye arasında olmalı. 3 ile 5 saniye arasında tetik bizi tahmin edemediğimiz bilinçsiz bir noktada düşmeli. Yavaş yavaş tetiğe göçtüğümüz için biraz sonra bahsedeceğiz. Eğer olmaz ise silahımızı bırakıp emniyetli bir şekilde, namlusu hedefi gösterir bir şekilde, ki bu pozisyonda çok önemli bir husus var. Kulvarın içinde atış yapıyoruz. Sağımızda solumuzda duvar var. Silahımızı hiçbir zaman için, silah boş dahi olsa atış noktasından dışarı çevirmiyoruz. Silahımızı belki de bırakıyoruz.
Ondan sonra bu tarafa dönüyoruz. Silah doluysa eğer, doluyken bir şey söylemek zorundaysak, silahı hiçbir zaman için döndürmüyoruz. Silah, parmak estetik korkuluğun dışında, hedefi gösterir bir şekilde sadece başımızı döndürüyoruz. Silah hiçbir zaman için, silah boş olmasına rağmen havaya kaldırmıyoruz. Çünkü oradan sekip yaralanmalara sebep olabilir. Silahımızı hiçbir zaman dolu bir şekilde kontrolsüz bırakmıyoruz. Kulvarda silahımızı bırakıp dışarıya çıkmıyoruz. Bunlar çok çok hayati emniyet kuralları. Evet, nefes kontrolündeydik. Eğer nefesimiz silah boş, eğer nefesimiz yetmez, tetik 5 saniyede düşmez ise silahı indirip bir nefes alıp tekrar nefes kontrolü yapıp tekrar nefesin 3'te 2'sini verdikten sonra nefesimizi tutup tetiğe göçmeye başlıyoruz. Tetik kontrolde bunun nasıl yapıldığını tekrar izleyeceğiz. Şimdi atıcıların benim de en fazla hata yaptığım hususlardan bir tanesi tetik kontrolü. Tetik kontrolünü görsel olarak yapabilmek için bir tane gördüğünüz gibi gerçek olmayan, dummy tabir ettiğimiz sahte mermiyi, iğne zarar görmesin diye kapsülü yaylı olan, boş olan bir şarjöre yerleştiriyorum. Silah boş, atım yatağı boş, şarjör boş. Dahi olsa sevgili kameramanıma doğru tutmuyorum. Emniyetli bir doğrultuda silahı şarj ediyorum. Bu silah doludur. Boş dahi olsa doludur. Her silaha dolu silahmış gibi davranmak lazım. Şimdi dolu bir silahta duruş, tutuş ve tetik kontrolünü, nefes kontrolünün nasıl olduğunu göreceğiz. Duruşumu kontrol ettim. Hedefim tamam. Bir iki nefes aldım. Acele etmeden silahımı doğrulttum. Arpacağa odaklandım. Tetiğe göçmeye başladım. Tetik düştü. Tetik düştü, silah patladı. Ama silahımı hedeften uzaklaştırmadım. Yine bakmaya başladım. Acaba nereye gitti? Biz buna atıcılıkta çıkış noktasının tarifi deriz. Görmesek dahi hedefi, ki ben 10 metreyi görmüyorum, 25 metreyi hiç görmüyorum ama %80-90 olasılıkla merminin nereye vurmuş olabileceğini biliyorum. Çünkü horozun düştüğü anda arpacığın hangi noktada olduğunu bilebiliyorum. Dolayısıyla eğer atıştan sonra silahınızı hemen kaldırmaz ya da indirmezseniz, atış noktasını anlatırsanız silahınızın mermisi sizin istediğiniz yere gidecektir. Yoksa erken hareket ettirip, irkilip, silahın mermi silahın namlusunu terk etmeden silahın istikametini bozmak imkanınız var. Evet, tetik kontrolünde çok önemli. Silah boş, içinde dummy mermi var. Şarjör, işte başka mermi yok. Tekrardan bir kontrol edelim. Silah boş. Tekrardan mermiyi koyuyoruz. Namluda mermi yok, dummy mermi var. Tetiğe işaret parmağının en uç boğumunun orta noktasıyla basmaya çalışıyoruz. Tabii bu atıcının elinin büyüklüğü ile de çok ilgili bir şey. Kabza büyüklüğü ile atıcının silah kabzası ile elinin uyumu ile çok çok alakalı bir şey. Ama benim durumumda küçük elli bir insanım. Silahın kabza dip oyuyla tetiğinin arasındaki mesafe benim için çok önemli. Ben rahatlıkla tetik parmağım sürgüye paralel bir şekilde çekebiliyorum. Rahat bir tetik çekebilmek için tabancayı sıkmamak lazım. Burada işlev yapacak şey işaret parmağıdır. Tabancayı diğer parmaklarla sıkarsak işaret parmağına verebileceğimiz güç azalır. Dolayısıyla tabancayı rahat bir şekilde tutup sanki elimizde limon sıkıyormuş gibi yavaş yavaş 3 ile 5 saniye arasında 2 saniye var, çok uzun bir zaman. Çok çok uzun bir zaman. 2 saniyede silah rahatlıkla patlatabilir. Silah
patladı. Çıkış noktasını tarif ettim. Silahım boş. Boş olduğundan emin oldum. Şarjör uzaktı. Mermiler uzakta. Atım yatağı boş. Şarjör yatağı boş. Silahımın namlusunu poligon istikametinde duracak şekilde bıraktım. Evet, bunlar bugün sizle paylaşacağım atıcılığın temel prensiplerinden bazıları. Bunun yanında sağlıklı beslenme, ruhsal ve bedensel jimnastik, hazırlık, atıcının neler yemesi, neler yememesi, neler içmesi, neler içmemesi adına çok çok derin konular var. Bunu da zamanımız el verirse daha sonraki sohbetlerimizde sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlıklı, başarılı, huzurlu günlerde atışlar diliyorum. İyi günler.